Arkadaşlar merhaba, Mehmet'in İlyas kanalına hoş geldiniz. Bugün kara dönmeyi makro ile göstereceğim arkadaşlar. Kara dönme işleminde tabii ki gene daha önceki videolarda anlattığım için anlattıklarımı anlatmayacağım arkadaşlar. Burada kara dönmeli bu programları ayrıca geliştirebilirsiniz. Robis koyabilirsiniz, PAF koyabilirsiniz, diğer alt programlı programların aynı şeklini buraya yazarsanız. Çünkü mesele şudur. Burada takip vote on, yani bu N10 yazmışım buraya. N10. Satırı sürekli takip et. Yani alt programda açtığınız zaman nedir alt program? N99'da sürekli takiptir. Ne kadardır takip mesele? Bunu ayarladığınız D değeri kadar takip edersiniz. Burada ise GE yazıp ineceğiniz mesafeyi yazdığınız zaman zaten o LD yazmış olduğunuz değeri ortaya çıkartacaktır. L'ye kadar tekrar edecektir arkadaşlar. Bundan dolayı hani diğer programlarla makro programı ekleyerek işlemler yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada X'de 100 mm olan, Y'de 80 mm olan merkezden aldım. Tabii ki bunun boyu nedir toplamda? 200'e 100, 160'tır olan bir kare işleyeceğiz. Dikdörtgen işleyeceğiz arkadaşlar. Buraya değer verdim. Bu değerlerin akabinde tabii ki Q3 olarak, DS3 olarak da Z değeri verdim. Burada işlemimizi dışarıdan başlatmak amacıyla programımı en başta 110'a Y90'a çıkarttım. Üzerinde flash kalmasın diye. Daha sonra demişim ki kare 3 Z0'a indikten sonra Y'de normal değerine gelmişim, X'de normal değerine gitmişim, Y eksi de gene normal değer, X eksi de ve Y artı da olmak üzere değerler vermişim. Daha sonra demişim ki, DS3'ü her gördüğünde bundan sonra 10'da 5 dalaş al. Dalaş aldıktan sonra 10 milime in demişim arkadaşlar. Programımız bu kadar. Şimdi programımızın simülasyonuna gelecek olursak, görüntü aralık merkezde. Bakın program bu şekilde. Bakın burada boşa çıkıyor. Boştan doluyor. Boşa çıkıyor her zaman. Şimdi görüntü modu X, Y, Z, sürekli kontrol, görüntü aralık merkezde. En başladığı yeri de göstereyim. Sürekli kontrol. Gördüğünüz üzere burada yukarıdan başladığı aşağıya kadar boşa çıkıp tekrardan kare işlemini yapmakta arkadaşlar. Dediğim gibi yani ben makro programını pek kullanmıyorum ama işinize yarıyor. Hani fanuc tezgahlarda çift panel açılmıyor. Mitsubishi tezgahlarda çift panel açılıyor. Ayrıca bazı fanuc tezgahlarda kopyala yapıştır özelliği yok. Burada var. Mitsubishi'nin kullanımı daha kolay. Ama yeni fanuc ünitelerde bazılarında bunlar var. Yani inşallah yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Dediğim gibi her zaman bu programları geliştirebilirsiniz. Hani makro ile ilgili internette para istiyor çoğu yerde PDF'leri indirmek amacıyla. Ben hani bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Benim de bilgim kısıtlı bununla alakalı. Ama yardımcı olabilmişsem ne mutlu arkadaşlar. Videomuzu tamamlayacağız. Yani en aşağı 5 dakikalık bir video çekmek istiyordum arkadaşlar ama anlatımım kolaylıkla bitti. Mitsubishi ünitesiyle ilgili yani burada çok pek çok parametre var. Ayrıca bizim Hartford Plus Mitsubishi olduğu için mesela burada Hartford seçeneği var arkadaşlar. Hartford seçeneğine girdiğiniz zaman size böyle bir ekran geliyor. Bu ekranlardan ayar menüsü. Bunun içinde ayrıca kem özelliği var ama bunlar paralı olduğu için parasız olanları açabiliyorsunuz.
Burada e-kitap diye bir seçenek var. E-kitaba girdiğinizde size bir dosya açıyor. Dosya açtıktan sonra oradan diyorsunuz ki Türko, Türkçe'yi seçiyorsunuz. Daha sonra işte servis alarmlarını gösteren bir PDF var. Bir de programlama ile alakalı PDF'ler var arkadaşlar. Burada programlamaya girdiğiniz zaman şurada normal bilgisayar reklamlarında gördüğünüz gibi işte arama tuşu var veyahut da programlama ile ilgili size temel bilgiler veren PDF sayfasına direkt ulaşabiliyorsunuz. Oradan arama tuşuyla istediğiniz şeyi yazıp da tekrardan onunla alakalı bilgi edinebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu yeni geliştirilmiş tezgahların çoğunda var. Eskilerinde pek yok bu arkadaşlar. Yardımcı olabildiysen ne mutlu bize. Kanalıma beğenip abone olursanız sevinirim. Hepinize hayırlı günler diliyorum.